Değerli Saatli Türk izleyicilerimiz, günlerden bir kez daha Perşembe saatler 10.30 ve bizler Perdenin Arkası programında yeniden birlikteyiz. Gerçi yayın öncesi arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Yani bu yayın başka günlerde de saatlerde de yayınlanıyor. Acaba program mı başka bir türlü bir şey mi söylemeli diye. Ama tabii programın normal yayın saati Perşembe günü saat 10.30 olduğu için yine bu şekilde başlamaya karar verdik. Dilerim iyisinizdir, dilerim sizin için her şey yolundadır, dilerim Rabbin esenliği sizlerin üzerindedir. Ben yine bu Perşembe günü sizlerle buluşacağımdan dolayı çok heyecanlıyım. Çok nasıl anlatabilirim? Yüreğimde derin bir sevinç var. Aynı zamanda da Tanrı'nın sözünden konuşacak olmanın da yüreğimde hem sevincisi hem de nasıl anlatabilirim? Heyecanı vardır. O zaman sizler belki şimdi evlerindesiniz, belki İş yerindesiniz, belki bilgisayar başında, televizyon başındasınız, oturdunuz. Vakit sizin için nedir şu anda bilmiyorum ama çok sevdiğim bir arkadaşımın kilisesinden öğrendiği gelenek bunu şöyle tanımlıyor, bunu çok söylüyorlar. Vakit Rabbindir kardeşler. O zaman zaman hangi zamansa şu anda sadece anımsıyorum ki bugün zaman Rabbindir. Tanrımız zamanın üzerinde bir tanrıdır. Bizim bildiğimiz her şeyin üzerinde adı vardır. O zaman zamanın her dilimi aslında ona aittir. Bize ömür verir, bize yaşam verir. Zaman Rabbindir. Belki ilk defa televizyonlarını açanlar, ilk defa beni görenler vardır. O zaman izin verirseniz kısaca nedir bu perdenin arkası diye anlatmak isterim. Bizler perdenin arkasında her hafta buluşuyoruz sizlerle ve Tanrı'nın sözünden konuşuyoruz. Yani kutsal kitaptan, yani Tevrat, Zebur ve İncil aracılığıyla Tanrı'nın bizim yaşamlarımıza ne konuşmak istediği, ne yapmak istediğini hep birlikte anlamaya çalışıyoruz. Aslında yaşamlarımızda ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tanrı'nın sevgisinin derinliklerini sizlerle birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Perdenin arkasında aslında ne oluyor? Bunu birlikte anlamaya çalışıyoruz ve daha önce söylediğim gibi bunu kutsal kitap yani Tevrat, Zebur ve İncil yani Hristiyan bakış açısına göre birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda bizim WhatsApp numaralarımız var. Şu an ekranlarınızda görebiliyorsunuz. O numaralardan bize ulaşabilirsiniz. O numaralardan bize görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Bizler bunları duymaktan keyif alıyoruz efendim. Diyebilirsiniz ki bu program böyle oldu, bu program kötü oldu, bu program iyi oldu, bu program bana konuştu. Rab böyle bir şey yaptı hayatımızda. O zaman ben ve yayın arkadaşlarım da bilebiliriz ki Rab gerçekten bu emekleri sizlerin hayatında kullanıyor. Aynı zamanda önümüzdeki programlar içinde görüş ve önerilerinizi bize sunabilirsiniz. Şöyle bir konuda konuşulmasını arzu ederim. Böyle bir konuda konuşursak iyi olur. Çünkü geçtiğimiz programlarda bunu pek çok defa yaptınız. Ve bizler programımızın gelecek bölümlerini buna göre şekillendirmeye çalıştık. Aynı zamanda bizim e-mail adreslerimiz var. Facebook'ta Saatli Türk sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Perdenin arkası sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Bizler sizlerin sesini duymaktan, sizlerin mesajlarını okumaktan büyük keyif alıyoruz diyelim. Ve açılış safhasını geçerek bugünkü Tanrı'nın sözü bakalım bize neler konuşmak istiyor. Ama geçerli ayeti okumadan önce söylemek isterim ki ben bu programdan önce dua ettim. Öyle ki Tanrı kendisi, kendi sözü aracılığıyla bize dokunsun, kendi sözü aracılığıyla bize konuşsun ve kendi kutsal ruhunu bizde egemen kılsın. Öyle ki yaşamlarınız yenilensin ve tazelensin. Şimdi bu sabah aklıma gelen ayet çok ilginç aslında. Şöyle, Markos 2. bölüm. 21. ayetten itibaren okuyacağım. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker. Eski giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Tabii ki bizler kutsal kitap ayetlerini kendi bağlamlarından bağımsız olarak kullanmıyoruz. Yani o metin nasıl bir olayın içinde gerçekleşmek istediği, gerçekleşti. Aslında bu metin kim söyledi, kime söyledi, neyin üzerine, neye cevap olarak söyledi bunlar çok önemli. Ve hemen
Bu metnin başlangıcında konunun oruçla ilgili olduğunu anlıyoruz. Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler gelip İsa'ya Yahya'nın öğrencileri ve Ferisiler oruç tutuyorlar, senin öğrencilerin neden oruç tutmuyor diye sordular. Ve İsa anlatmaya başladı. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Dedi. Yani dedi ki damat oradayken yas tutacak bir şey var mı? Aslında şöyle dedi. Ben onların sevinç kaynağı henüz aralarındayım. Ama güveyin aralarından alınacağı günler de gelecek. Onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar. Yani bir gün kendisinin ayrılacağından bahsetti. Bir acı yaşayacaklarından bahsetti öğrencilerin. Ve ondan sonra oruçta tutacaklarından bahsetti. Ve bunun üzerine hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz dedi. Şimdi aslında bugün konuşacağımız konuyla doğrudan alakalı bölümlerdir bunlar. Şimdi hatırlarsanız kutsal kitapta İsa Mesih yeryüzüne geldi. Ancak vaftizinden önce vaftizci Yahya bir çağrı yapıyordu herkese. Diyordu ki tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Şimdi bu iki cümlede aslında ya da bu tek cümlede bağlaçlı iki çağrı var. Bir çağrı var ve bir bilgilendirme var. İlk bölüm diyor ki tövbe edin. Tövbe ne demek? Tövbe aslında kelime anlamı olarak yolundan dönmek demek. Yani tuttuğu yolu değiştirmek demek. Ama buna sebep olarak Yahya göklerin egemenliğinin yaklaştığını bildiriyor. Göklerin egemenliği ne demek? Biraz daha okuduğumuzda anlayacağız. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Matta 3. bölüm 1 ve 3. ayetler. Ve Yahya bu tövbe çağrısına devam ediyor. Diyor ki, gerçi ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek, benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak. Samanı ise sönmeyen ateşe atacak. Yani Yahya, tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı diyor. Ve daha sonra hemen bu göklerin egemenliğin konusunda benden sonra gelecek olanı işaret ediyor. Yani göklerin egemenliğinin Yahya'nın işaret ettiği kişi olduğuna dair metnin bütünlüğünü görüyoruz. O zaman göklerin egemenliği nedir? Neden tövbe etmemiz gerekir? Biz şimdi nerede yaşıyoruz? Göklerin egemenliğinde yaşamıyor muyuz diye sorduğunuz oldu mu? Nedir bu göklerin egemenliği? Emin olun o gün bu mesajı dinleyenler de aynı soruyu sordular. Nedir bu göklerin egemenliği? Aslında çoğu bunun Tanrı'nın egemenliği olduğunu biliyordu. Zaten İsa Mesih yeryüzündeki hizmet hayatı boyunca Tanrı'nın egemenliğinden pek çok defa bahsetti. Öyleyse Tanrı'nın egemenliği nedir? Biz şimdi Tanrı'nın egemenliğinde yaşamıyor muyuz? Nerede yaşıyoruz eğer yaşamıyorsak? Dilerseniz bu konuda biraz düşünelim. Dünyaya bakın, hayatlara bakın. Acı dolu, nereden baksak acı haberler duyuyoruz. İnsanlar her gün daha öfkeli, daha bencil, daha bireysel hale geliyorlar. Kıskançlık, haset, cinayetler, küresel cinayetler, toplu katliamlar, paranın peşinden giderken ezilen insanlar, kadın cinayetleri, çocuklara uygulanan vahşetler. Dünyanın her tarafında maalesef bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Ama Yahya'nın işaret ettiği egemenlik ya da cümle şunu gösteriyor.
Bu egemenlik, yeryüzünde bunlara müsaade eden egemenlik artık son bulmak üzere. Göklerin egemenliği yakındır. Yani artık Tanrı'nın düzeninin gerçekleşeceği egemenlik yakındır diyor Yahya. Ve İsa Mesih de hizmet hayatı boyunca bunu pek çok defa söyledi. Göklerin egemenliği yakındır. Göklerin egemenliği aranızdadır. Yani Tanrı'nın egemenliği. Peki nedir bu Tanrı'nın egemenliği? Kutsal kitapta, yeni antlaşmada ve eski antlaşmada pek çok yerde bunu görebiliriz. Tanrı'nın hükümranlık sürdüğü, Tanrı'nın adaletinin olduğu, Tanrı'nın sevgisinin yeryüzünün her köşesini ve insanların yüreklerini sardığı, artık kötülüğe müsamaha gösterilmeyen, artık kıskançlığa yer olmayan, artık zinaya, artık çocukların ezilmediği, kadınların ezilmediği, hatta erkeklerin de ezilmediği, günümüzdeki çağ aslında kadınların büyük bir şiddete pek çok yerde maruz kaldığını gösteriyor ve bu maalesef doğrudur. Aynı şekilde böyle şiddete maruz kalan erkekler de vardır. İşte patronları tarafından, müdürleri tarafından, hatta eşleri tarafından buna maruz kalan, aslında insanın ezilmediği, sevgisizlikte yok olmadığı, bireyselleşmediği, hep birlikte Tanrı'nın sevgisinde, Tanrı'nın gölgesinde yaşayabileceği bir egemenlik geliyor diyor Yahya. Bu düzenin değişeceğinden bahsediyor. Peki bu düzenin kaynağı nedir? Bu egemenlik, dünyanın egemenliği. Aslında Kutsal Kitab'ın pek çok yerinden anlayabileceğimiz gibi diyebiliriz ki iblisin egemenliği. Yani kıskançlıkların normal sayıldığı, yalanın ticarette ya da savaşta mübah, uygun sayıldığı, mevzubasis, işte paraysa, şuysa, buysa, her şeyin serbest sayıldığı, bütün etik ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığı ve bunun normal karşılandığı bir düzende yaşamıyor muyuz sizce? Mesela siz hiç duymadınız mı? Kurnazlık edip, kötü niyetli kurnazlık edip, pek çok kişiden çalarak, çırparak, maddi anlamda üst mevkilere ulaşmış kişilerin saygıdeğer kişiler olarak adlandırıldığını görmediniz mi? Görmüyor musunuz? Çünkü bu dünyanın egemenliğinde saygı duyulan kişiler zenginlerdir. Ya da yüksek mevkide olan kişilerdir. Ama bizden daha alt mevkide gördüğümüz bir kişiye saygısızlık etmeyi kendimize hak biliyoruz aslında. Bu dünyada çalmak, büyük hırsızlıklar aslında başarı uğruna yapıldığı için yer yer aslında onur da veriliyor bu davranışlara. Öyle değil mi? Bu dünyada öfke aslında durumları kontrol edebilmek için bir araç gibi kullanılıyor. Bu yüzden de çok zaman en öfkeli insanlara karşı büyük saygı duyuluyor. Onlardan çekiniliyor, dikkatli davranılmıyor mu sizce? Ve işte bu dünyada ben çok defa şu soruyla karşılaşıyorum. Neden kötülerin işleri iyi gidiyor? Neden o kimseye iyilik yapmak istemeyen, sadece kendisi için yaşayan kişilerin işleri neden iyi gidiyor? Şunu söyleyebilirim. Çoğu zaman iyi gitmiyor ama iyi gidenleri görüyorsanız tabii ki iyi gidecek. Çünkü bu dünyanın egemenliği bu davranışlardan hoşlanıyor. İyilikten, yardımseverlikten, sevecenlikten, şefkatten ve bağışlamadan hoşlanmıyor bu dünyanın egemeni. İsa Mesih, iblisi bu çağın egemeni diye adlandırmıştı aslında. Ve bu dünyanın egemeni bu iyi davranışlardan hoşlanmıyor ve onu ödüllendirmiyor. Ama kötü davranışları ödüllendiriyor. Gerçi Tanrı'nın adaletinde her zaman iyilikler Tanrı'nın iyiliğiyle sonuçlanır ama yine de kötülerin işleri işte bu yüzden iyi gidiyor. Ama İsa Mesih ve Vaftizci Yahya bize bir müjde getiriyor. Diyor ki göklerin egemenliği yakındır. Bu düzenin ortadan kalkacağından bahsediyor.
Belki şu örneği konuşmak iyi olur. Pek çok insan yaşadığı bölgenin şartlarından ya da ekonomik zorluklardan ya da başka sebeplerden dolayı yaşadığı yeri değiştiriyor bugünlerde. Milyonlarca dünyada göçmen var. Başka şehirlerden başka şehirlere giden, başka ülkelerden başka ülkelere göç edip gurbet yolunu tutan. Ama o insanlar gittikleri yerde genellikle eski yaşadıkları yerin kanunlarına göre yaşamıyorlar yeni yerde. Yani eski yerde bazı kanunlar, kurallar var. Yeni yerde farklı kanunlar, kurallar var. Ve insanlar buradan buraya göç ettiklerinde buranın yasalarına ve buranın kurallarına uymakla yükümlü derler. O zaman eğer bir eski egemenlik varsa ve göklerin egemenliği yakınsa, o yüzden belki de Yahya diyor ki tövbe edin. Neden tövbe edin? Eski dünyanın geleneklerini yaşamaktan, kusura bakmayın dilim sürçtü. Eski dünyanın gelenekleri sürdürmekten, eski dünyanın yaşam tarzına göre yaşamaktan tövbe edin. Neden? Çünkü göklerin egemenliği yakındır. Peki nasıl gireceğiz bu göklerin egemenliğine? Aslında çok zor değil. Kutsal kitap der ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ve hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Kutsal kitap der ki, İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğunu her kim yürekten kabul eder ve ağzıyla ikrar ederse, sonsuz yaşamın kapıları ona açıktır. Şimdi bu iki öğeyi çözümlemek gerekiyor. Eski dünyada yaşıyor kişi, eski egemenlikte. Ve İsa Mesih'i kabul etmek demek ne demek? Kurtarıcı olarak kabul etmek demek, ben bu eski dünyanın düzeneğinden kurtulmak istiyorum demek. Ben günahlarımdan tek başına kurtulamıyorum, yardıma ihtiyacım var demektir. Kutsal kitap günahın bedelinin ölüm olduğunu söyler. Ama Tanrı'nın sağlayışı insana yaşam getirir. Bu da şu demek oluyor. İsa Mesih senin için çarmıha çıktı. Senin için ellerine çiviler çakılmasına izin verdi. Ve senin için çarmıhta öldü. Sen ölme diye. Sen ve ben ölecektik günahımızdan ve bu dünyanın düzeninden dolayı. Ama Tanrı'nın kendisi İsa Mesih'in bedeninde yeryüzüne geldi. Senin ve benim için canını feda etti. Ve üçüncü gün ölüler arasından dirildi. Ve ölümü kendi topraklarında, ölülerin arasında ölümü alt ederek yaşama doğru kapı açtı. Ve kutsal kitap diyor ki her kim İsa'nın peşinden onun Rab olduğunu, ne demek onun Rab olduğu? Artık Tanrı ben değilim. Artık kendi kurallarıma göre yaşamıyorum. Artık hayatımı ben yönetmiyorum ama Rab olarak İsa Mesih benim hayatımı yönetiyor demektir. Ve onu kurtarıcı olarak kabul etmek, günahlarımdan tövbe ediyorum. Bu günahlarla yaşamak istemiyorum. İsa Mesih beni kurtar demektir. Ve İsa Mesih her bu çağrıyı yaptığımızda bize elini uzatır. Ve bulunduğumuz ölüm çukurundan bizi kurtarır. Şimdi o zaman İsa Mesih'in kanı aracılığıyla biz yeni egemenliğin vatandaşları olarak yaşama hakkına sahip oluyoruz. Bu adeta bir göçmenlik gibidir. Mesela bugün Orta Doğu'da pek çok yerde savaş var. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Oradan artık yaşanmaz hale geliyor. Ve yeni dünyalara gitmek istiyorlar. Yeni dünyalara gidebilmek için onların bazı izinlere ihtiyacı var aslında. Öyle kendileri istediği için gidemiyorlar. Ve o izinleri alırken yeni dünyanın yaşam şartlarına göre de yaşamalılar. Şimdi göçmen bugünkü egemenlikten adaletin olmadığı, sevgisizliğin olduğu, bireyselliğin, yalnızlığın egemen olduğu egemenlikten yeni göklerin egemenliğine doğru geçmek için bir geçiş hakkına ihtiyacı var. Değil mi? Bir pasaport olabilir, vize olabilir.
ve İsa Mesih kendi kanı aracılığıyla bize lütfederek göklerin egemenliğine geçebilmemiz için insana bir kapı açar. Ve eğer sen bu kapıdan girmediysen henüz, haberin olsun. İsa Mesih senin için canını feda etti. Ve bugün senin yaşamına girip lütfetmeyi, senin günahlarının bedelinden özgür kılmayı ve sana yepyeni bir hayat vermeyi ister. Tamam, bu kapı açık ve geçtik. Dünyada bugün göçmenlikle ilgili en büyük sorun nedir biliyor musunuz? Bu göçmen kişiler yeni yerlere giderler ve eski alışkanlıklarını yeni yerlerde yaşamak isterler. Eski dünyada yaşadıkları gibi yeni yerde yaşamak isterler. Genellikle eski yerlerinde çıkan sorunların sebebi de bu affedersiniz. Eski dünyadaki sorunların büyük çoğunlukla sebebi de bu eski alışkanlıklardır zaten. Öfke, kanun tanımazlık, dikbaşlılık, kimse görmüyorsa suç işlemekte bir problem yok. İşte insanların birbirini ezdiği gibi alışkanlıklar olduğu için çoğunlukla eski yerlerde problem çıkar. Saygı olmadığı için, sevgi olmadığı için. İnsanlar saygının daha fazla olabileceğini umduğu yeni krallıklara giderler. Ama sorun onların eski alışkanlıkları devam ettirmesiyle ilgilidir. Bunun gibi kişi İsa Mesih'i hayatına kabul ettiğinde artık Tanrı'nın krallığının vatandaşı, vatandaşları olarak yaşamaya başlar. Ama bu yeni krallıkta başka kurallar vardır. Başka alışkanlıklar bize kazandırmalıdır bu yeni krallık. Mesela dedikodunun yerini sevgi almalıdır. Eski krallıkta dedikodu bir hobi. Altın günlerinde geçirilen, ben hatırlıyorum küçüklüğümde derlerdi ki ya hadi şöyle gel de bir güzel bir dedikodu yapalım. Siz duydunuz mu? Bilmiyorum bunu. Gel de şöyle bir aramızda kim yoksa onu çekiştirelim. Mesela eski dünyada hırs gibi şeyler başarı sayılıyordu eski krallıkta. Eski krallıkta en önde gidenler en çok saygıyı görüyordu. Ama yeni krallıkta kardeşini kendisinden fazla düşünenler ilk sırayı alıyor. Mesela eski krallıkta bize karşı bir suç işlendiğinde affetmemek en iyi. Böylelikle yeniden bize yapılacak hatalara karşı önlem alıyoruz. Ama yeni krallıkta bağışlamadan yaşamak, bağışlanmamak Tanrı tarafından demek. Ama size iyi bir haberim var. Yeni krallıkta Tanrı bütün bu alışkanlıkları değiştirebilmemiz için, yeni krallığın yasalarına uyabilmemiz için bize kendi sözünü, yani kutsal kitabı, ama aynı zamanda kendi ruhunu vermiştir. Tanrı'nın sözü yeni krallıkta onun bereketleriyle nasıl yaşayabileceğimizi bize anlatır. Tanrı'nın krallığında yürüdüğümüzde ne olur, uzaklaştığımızda ne olur bize etkin bir şekilde anlatır. Eski alışkanlıklarımızın nasıl şeytanın egemenliğine ait olduğunu ama yeni egemenlikte bunlara mecbur olmadığımızı anlatır. Ve bu söz Tanrı'nın bize lütfudur. Aynı şekilde Tanrı kendi kutsal ruhunu bizde konut kuracağını, İsa Mesih'in bizde yaşayacağını söyler. Bu da demek olur ki yeni krallıkta bütün bu değişimi yaşayabilmemiz için Tanrı'nın kendisi kendi yaşam veren ruhundan bize yeniden üflemiştir. O zaman bizler bu ikisine teslim olduğumuzda Tanrı'nın krallığının faydalı vatandaşları olarak yaşamlarımızı sürdürebiliriz. Ama bir de kötü haberim var. Tanrı'nın lütfu, biz eski krallığın alışkanlıklarına göre yaşayalım ama yeni egemenlikte kalalım, Tanrı nasıl olsa bize lütfeder gibi çalışmaz. Bizler eski alışkanlıklarımızı sürdürerek Tanrı'nın bize yeni vaat ettiği vaatlere kavuşamayız. Aslında bizim alışkanlıklarımız, bizim hayatımız, dünya görüşümüz, dünyaya nasıl baktığımız, içimizdeki
hangi dünyada yaşamak istediğimizi açığa çıkarır. Burada mı yaşamak istiyoruz? Burada mı yaşamak istiyoruz? Tabii ki bu dünyanın vaat ettiği, Tanrı'nın egemenliğinin vaat ettiği harika şeyler vardır. Sevgi, sevinç, esenlik, güç. Güç derken Tanrı'yla ilişki, Tanrı'yla konuşma, sohbet edebilme, Tanrı'nın iyiliklerini görebilme, bereket. Harika şeyler vaat eder. Bunlar çok caziptir. Böylelikle bu dünyadan bir göçmen kalkıp buraya gelir. Ve bu geldiği gibi burada kalarak bu bereketlileri yaşayacağını bekler. Ama bu böyle değildir. Bizler yeni krallığın, yeni egemenliğin şartlarına göre yaşamalıyız. Ve aslında daha da kötüsü, Tanrı bir süre sonra bu yeni egemenlikte yaşamamıza izin vermeyebilir. Eğer eski egemenlikte yaşamakta ısrar ediyorsak, yani eski yaşamımızı sürdürmekte ısrarcıysak, bir süre sonra bu egemenlikte de kalamayız. Çünkü bu davranışlar yeni egemenliğin insanlarını ve onun düzenini de mahveder. Tıpkı bugün dünyanın çeşitli yerlerinde savaştan kaçmış göçmenlerin eski tutumlarını, bulundukları yerlerdeki tutumlarını yeni yere taşıdıklarında bütün o yerin gittikçe daha büyük bir zarar görmesi gibi, insan da eski krallığın alışkanlıklarında inatçı oldukça yeni krallığı da bozacağı için Tanrı buna müsamaha göstermez. Peki, ayetlerimiz ne söylüyordu? Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yani eski bir giysi var, yama ihtiyacı var. Gerçi günümüzde artık yama yok. Ama eskilerde giysiler yamalanıyordu söküldüğü zaman. Diyor ki, eski giysi yeni kumaş parçasıyla yamanmaz. Çünkü yıkandığında yeni kumaş parçası çeker. Eski kumaşsa zaten çekmiştir. Yani bunlar uyumsuzdur. Bir arada duramaz. Diyor ki, yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık da daha beter olur. Kısa bir aramız var. Aradan sonra bizde kalın. Çok önemli konumuz. Ya, özür dilerim. Neyse, çok önemli dedim. Evet, iyi kestin. Evet, evet, tamam. Perdenin Arkasının ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Hatırlarsanız nerede kaldık? Dedi ki, eski bir kumaş var, elbise var. Bu zamanla yıkanmış, yıkanınca tabii ki kumaş çekmiş ve oturmuş artık son halinde neredeyse. O söküldüğünde ona yeni bir kumaşla yama yapılıyor. Ve Kutsal Kitap diyor ki, bu böyle olmaz. Çünkü yıkadığınızda bu yeni kumaş parçası çeker. Ama eskisi çekmez. Artık çekmiştir. Yani uyumsuzdur bunlar. Yeni kumaş parçası çekince yırtılır, kopar ve yırtık da eskisinden beter olur. Ve diyor ki, hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır. Şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur. Yani ne diyor? Eski dünyadan yeni dünyaya geçerken, yani Tanrı'nın egemenliğine geçerken eski tulumla oraya gidemeyiz. O şarabı eski tuluma koyamayız, yeni egemenliğin şarabını. Tulum da değişmesi gerek. Bu ne demek? Eski alışkanlıklarla, eski tutumlarla yeni krallıkta yaşayamayız demek. Bu yüzden İsa Mesih kendisine soru soran
Nikodimus'a demişti. Bir kimse yeniden doğmadıkça göklerin egemenliğine giremez. Öyleyse şimdi düşünelim. Ne demek yeniden doğmak? İyi haber şudur. Mesih yeniden doğmamız için gereken her şeyi vermiştir. Şunu düşün kardeşim. Sen eğer bu egemenliğe girmediysen, bir iznin olmadan giremezsin. Çünkü günahta yaşıyorsun. Dünyada herkes günah işliyor. Ama Mesih kanı aracılığıyla senin günahlarının bedelini ödedi. O zaman senin için kapı açık. O egemenliğe şimdi gir. Şimdi de ki Mesih, günahlarımdan tövbe ediyorum. Ve senin egemenliğine girmek istiyorum. Seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum. Emin ol, bugün hayatına gelecek. Bunu yürekten yaptığında bugün bütün günahların affoldu demektir. Ama sen daha önceden yeni egemenliğe girdiysen ama zorlanıyorsan, yamaların çekip sökülüyorsa, acı çekiyorsan, eski alışkanlıklarla devam ettiğin için bugün pek çok alanda zorlanıyorsan, bugün senin için bir müjde var. Vahiy bölümü 3. bölümde diyor ki, işte şimdi kapıyı durmuş, kapıyı çalıyorum. Bir kimse kapıyı açar, bir kimse sesimi işitirse ben içeri girerim ve onunla birlikte yemek yerim. Ve bunu kilisesine söylüyor. Unutma, sen kapıyı açmazsan Mesih gelmeyecek. Mesih kapıyı çalıyor. Ama şimdi kapıyı açarsan yeni egemenlikte sana yeni tulum verir. Yeni hayat verir. Yeni yaşam verir. Eski alışkanlıklar, eski dünya görüşü eskide kalsın. Ama Tanrı'nın egemenliği her bir yanımızı sarsın. Rab İsa, lütfen bütün izleyenlere şu an dokun ve bereketle ve konuş ve bize güç ver. Senin egemenliğinde yaşayabilmemiz için bizi tazele, bizi yenile. Sen olmadan biz yapamayız ya Rab. Yeni tuluma, yeni şarap, yeni kumaşa, yeni yama olsun. Tazele, bize göster, uyar ve elimizden tut baba diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri adıyla. Değerli kardeşlerim, haftaya yeniden Tanrı'nın sözünde buluşmak üzere. Rab sizi bereketlesin, kutsasın, iyi haftalar. Rab sizinle olsun.